Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. 10. sınıfa geçecek arkadaşlar için matematikte bu sene neler göreceğiz onları anlatalım bakalım. Şimdi arkadaşlar birinci ünitemiz sayma ve olasılık konusu. Sıralama ve seçme ile başlayacağız. Sıralama ve seçme ne demek? Toplama ve çarpma yöntemlerini kullanacağız. Ne demek oluyor bu? Kısaca izah edeyim. 3 gömlek, 5 pantolon olan bir adamın kaç farklı şekilde giyinebileceğini bulacağız. Ayrıntıları zaten derslerde öğreneceğiz. Permütasyon konusu var. Permütasyon diziliş demek. Bir ailenin fertleri, 5 kişilik bir aile. Anne, baba, başta olacak. Çocuklar istediği gibi değişebilecek. Kaç var şekilde fotoğraf çektirebilirler onu öğreneceğiz. Tekrarlı permütasyon gene benzer şekilde özdeş nesnelerde ne yapacağız bu sıralamayı onu öğreneceğiz. 3 tane özdeş mavi boncuk, 5 tane özdeş siyah boncuk gibi ifadeleri, boncukların dizilişini göreceğiz. Testere kelimesiyle kaç farklı ifade yazabiliriz bunları öğreneceğiz. Ardından kombinasyon geliyor arkadaşlar. Kombinasyon seçme demektir. Alt küme demektir. 10 kişilik bir sınıftan 3 tane öğrenciyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? Sıranın bir önemi olmayacak. Pascal üçgeni ve binom açılımını göreceğiz. Binom iki terimli demek. X artı Y üzeri en açılımının elemanlarını göreceğiz arkadaşlar. Ardından basit olaydan olasılıkları. İşte örnek uzay, deney çıktı bu tip şeyleri öğreneceğiz. İşte zar atma deneyi, para atma deneyi bunların sonuçlarıyla alakalı olayları göreceğiz. Ciddi anında bu bizim vaktimizi alacak arkadaşlar. Ardından arkadaşlar ikinci ünite en önemli olay fonksiyonu öğreneceğiz. Fonksiyonda. Arkadaşlar önce fonksiyon ne demek? Kısa bir izah edeyim onu. Alıyorum siz tohum aldınız, toprağa attınız. Bir kısmına arpa ektiniz, bir kısmına buğday. Toprak bir dönüştürücüdür. Arpa ektiğinizden yani arpa çıkacaktır. Buğday ektiğiniz yerden buğday çıkacaktır. Ne dedik? Toprak bir dönüştürücü. Bir fonksiyonu var, bir işlevi var. Hani hep denir ya un, yağ, şeker. Makineye atarsınız, karıştırır, helva verir size. Fonksiyon aslında bu demek olacak arkadaşlar. Bunların grafiklerini göreceğiz. Bileşkesini göreceğiz. Değişik problemlerini göreceğiz fonksiyonda. Fonksiyon arkadaşlar 10. sınıfın en önemli konularından. Ardından arkadaşlar 3. nitemiz polinom. Poli çok demek. Nom terim. Çok terimli açılımlarını göreceğiz. Bu fonksiyonun özel bir hali arkadaşlar. X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekecek. Her şeyi alamayacağız. Bütün fonksiyonları kullanamayacağız. Polinomda belli işlemleri yapacağız. Dört işlem toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Daha sonra bunları çarpanların ayırmasını ve sadeleştirmesini öğreneceğiz arkadaşlar. Ve bir önemli konu daha ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler arkadaşlar. Biz daha önce 3x artı 5 eşittir 7, 2x artı 3'e 14, x artı 5'e eşittir 8 gibi denklemlerin çözümlerini gördük. Fakat fakat x kareli ifadeleri daha önce hiç görmedik. Bu sene onları öğreneceğiz arkadaşlar. Bunlar nasıl çözülecek? Diskriminant kavramını öğreneceğiz. Bir başka olay. Karmaşık sayı olayını öğreneceğiz. Bu zamana kadar hiçbir sayının, hiçbir reel sayının karesi negatif olmuyor diyecektik. Şimdi x kare eşittir eksi 1 kabul ederek yeni bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Bu denklemin köklerine bakacağız, katsayılarına bakacağız. Bunlarla alakalı ilişkileri inceleyeceğiz. Arkadaşlar geometri geliyor 5. ünitemizde. Çokgen kavramı. 9'da üçgenleri görmüştük arkadaşlar. Şimdi çokgenlere geçeceğiz. Çokgende açı kavramı, uzunluk, temel özellikleri göreceğiz. Özel dörtgenleri, yamuk, ikiz kenar yamuk, dik yamuk gibi... Özel dörtgenleri göreceğiz arkadaşlar. Bunların açı, kenar, köşegen, alan özellikleri ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Arkadaşlar son konumuz uzay geometri katı cisimler dik prizma piramit bunlarla alakalı alan hacim bağıntılarını oluşturmayı öğreneceğiz. Arkadaşlar bu noktada bu noktada kitap çok önemli. Güzel bir kitap takip etmeniz lazım. Size Tonguc'un Tak Matematik Soru bankasını öneriyorum. Tak ne demek? Test soruları olacak, açık uçlu sorular olacak, klasik sorular olacak. Bakınız şurada görüyorsunuz. Test sorusu var, açık uçlu sorularımız var, klasik sorularımız var. Bunları ısrarla takip etmeniz çok önemli olacak. Ve arkadaşlar son olarak size bir ödüllü soru gönderiyorum. Cevabını yorumlarınızda bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.